Zaten önce 31 Aralık tarihinde falan belli olur. Önümüzde bir 3 ay var. Çok ciddi bir rakam. O zaman Türkiye çok ciddi kayıp geçirdiği bir sezon yaşıyor. Kesinlikle. Yani biz gelir anlamda aşağı yukarı %25'lik bir kaybımız var. Peki turist sayısında artış var mı? Bizde yok. Biz geçen senenin gerisindeyiz. Çünkü biz fiyatlarımızda fazla oynamadık. Ortalama olarak da şu an geçen seneye baktığımız zaman %45 falan gerideyiz yani. İkinci bölümde tekrar devam etmek üzere. Değerli izleyiciler, ikinci bölümde turizme dair programı ile tekrar konu ve konuklarımızla Kulüp Otel Nena'dan yayınımıza devam ediyoruz. Yavuz Bey, fiyat gerilemesinde kalmıştık ve %20 ile %40'lar arasında bir dengesizlik olduğundan bahsettiniz. Doğrudur. Bu çok ciddi bir kayıp. Fakat park sayısını, geçen seneki park sayısını tutturduğumuz söyleniyor şu sıralar. Fakat burada tabii ücretsiz çocuklar da dahil bu arada, anketanet olarak ekleyip 0-14 biliyorsunuz Türkiye'de ücretsiz gidiyor genelde. Aynen. Yani rakamlar bazında da yani genelde bir %10'luk bir gerileme var. Yolcu sayısı açısından. Yolcu sayısında tabii, bir de gecelemede de. Gecelemede de ciddi. Şimdi gecelemede ciddi bir kaybımız var. Çünkü önceki yıllarda gelen müşteriler ortalama 14 gün üzerinden geliyorlardı. Şu anda bu 10 günün altına düştü. Peki önümüzdeki yıl daha fazla düşme ihtimali var mı? İnşallah olmaz. Yani temennimiz o. Öngörü vardır. Yani şu anda bir hazırlık yapıyorsunuz. Yok, onunla ilgili bir şu anda bir veri yok ama temennimiz 14 günlük müşteri üzerine hedeflenmek. Sen Bey, sizde var mı aynı gerileme? Hem rakam yani ciro açısından, hem sağlık hizmeti alan yolcu açısından. Sağlık hizmeti alan misafir açısından bizde de belirgin bir gerileme var. Bunda bir an önce bahsettiğiniz park sayısındaki düşme artı gelen misafirlerin milliyetlerindeki farklılıklardan bize yansıması var. Çünkü farklı milliyetlerdeki insanların sağlık konusundaki anlayışlarında farklılıklar olabiliyor. Biraz bize mi benzemeye başladılar? Nasıl? Hani bana bir şey olmaz mı diyorlar artık? Tabii, özellikle Rus Federasyonu ve bölgedeki cumhuriyetlerinden bağımsız devlet toplumuna gelen misafirlerimiz bu konuda bizlerden bile cesurlar, Türklerden bile cesurlar yani. Ama herhalde vodkayı kabaca ispiyorsun bu arada. Türklerden öyle cesurlar. Onlar kapsam dışı müdürüm. Onun için sigorta kapsamı dışında kaldığı için alkol ve kazaları. Onlar sigorta kapsamı dışında. Evet. İşte vodkadan dolayı bayılıyorlar. Ambulans hastaneye gelinceye kadar beni niye getirdiniz diyorlar. Böyle olaylar yaşıyorsunuz. Devam edeceğiz. Sayın Başkan, sizde de ciddi bir restorasyon var. Tabii ciddi bir de tarih var. Bu tarihe merkezi hükümet sahip çıkıyor mu? Yoksa sadece belediye imkanlarıyla mı bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz? Şimdi Türkiye ve Anadolu'ya şöyle genel olarak baktığımızda her köyünde, her mezrasında, her beldesinde bir tarihi eser var. Yani kimi, petrolü aramaya, yeniden ya, keşfetmeye gerek yok. Petrol aslında turizm. Şimdi, Kültür ve Turizm Bakanlığımız hangi birine yetsin? O kadar büyük zenginlikler var ki Anadolu'da. Ancak Side'yle alakalı... Çok özür dilerim. Evet. Sözünüzü kestim. Araya giriyorum. Evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetişmeyebilir fakat başka ülkelerde, başka şehirlerde yetişmek de doğru değil. İlk önce ben veya biz. Doğru olan bu değil mi? Şimdi tabii devlet politikaları var. Hani komşu açken biz tok yatamayız. Yani bazı konularda devletimizin komşularla olan ilişkilerinde, dünya ölçeğindeki itibarıyla alakalı konularda bu tür şeylerin yapılması doğaldır yani. Ben öyle kabul ediyorum. Ancak Side ölçeğine geldiğimizde bugüne kadar bütün Side'deki tarihi eserlerdeki bütün çalışmalar, kazı ve restorasyonlar hep Kültür Bakanlığı bütçesiyle ve eliyle gerçekleştirildi. Şu ana kadar. Yani bunu da hiçbir şekilde küçümsemeyiz. Onun için tabii çok önemli bir detay. Biz demiyoruz ki devletimiz bir şey yapıyor. İlla ki çok şey yapıyor. Ancak Side'de bir değişiklik oldu. Yine Kültür Bakanlığımız ilk defa
bir üniversiteye Side'deki şu an Antik Tiyatro ve etrafı Agora'sında ama önümüzdeki yıllarda daha da genişleyecek antik alanın toplamını kapsayacak bir alanda Anadolu Üniversitesi'ne kazı yetkisi verdi. Çok bu gerçekten çok önemli. Yani her şey para değil. Bu işleri üniversite elleriyle götürmek, üniversitelerin hem bilimsel yetkinlerini burada kullanmak, hem teçhizatlarını dünya burada bu kullanmak götürmüş. Evet anlamında Side'de ilk defa bu yılın başında bir dönüm noktası oluştu. Biz Side'nin geçmiş tarihinin ortaya çıkartılması, işte tarih eserlerin restore edilmesi noktasında artık çok umutluyuz. Bundan sonra peki korunması noktasında? Tabii ki. Tabii ki. Mesela yolda gidiyorum. Bir taş alıp koydum. Kimse bana bir şey sorar mı? Şimdi herhangi birisi Side'de... de niye aldı kardeşim bunu diye sorar mı? Çünkü sorar. Ulu ortak açıkta. Sorar. Sorar tabii. Bunu ki. Kamera sistemiyle takip ediyor musunuz? Tabii var ki. Mı böyle bir sisteminiz? Tabii ki. Şimdi öğren yerlerimizde kameralarımız var. Şimdi Side'de yürürken ayağınızın her değdiği yer tarihi eser. Yani her adım attığınız, her bakış açısını yönlendirdiğiniz yer tarihi eser. O kadar çok ki. Her yer tarihi eser. Şimdi bunu korumak ve kollamak yalnız Kültür Bakanlığı'nın görevi değil. Tabii bütün halkın görevi. Burada vatandaşımıza, burada halkımıza, işletmecilerimize anayasa ve belediye... zaten vatandaşa bu görevi yüklemiş. Doğru değil mi? Tabii. Yani burada bütün görevleri işte Ankara'ya, bütün görevleri bakanlıklara yüklemek gerçekten o bu işten kaçmak şey, olur. Biraz sosyalizm evet. gibi. Evet. Tabii ama bizim insanlarımız biraz o mantıkta evet. düşünüyor. Son yıllarda belki o mantığın dışına çıkmaya başladık. Ama şöyle bir şey var. Side gerçekten çok büyük bir tarihi barındırıyor. Evet. Türkiye, Anadolu çok tarihi eserlerinin bizden fazla bilincinde. Bunların ayağa kalkması noktasında çok inançlı ve bizlerle birlikte Kültür Bakanlığımız, İl Özel İdare ve Side Belediyesi ve yatırımcılarla birlikte göreceksiniz ve bunu da takip edin. Önümüzdeki 4 yıl bütün bu eserlerin hızlı bir şekilde ayağa kaldırıldığı bir dönemi yaşayacaksınız. Unutmayın takip edin dediniz. Tabii bizi lütfen. Çok iyi takip ederiz Sayın lütfen Başkan. Takip ondan edin. Sonra lütfen bir sene sonra edin. Geldiğimizde farklı artık bir şeyler bir görürsek daha takip edin. Yine sorarız size. Sağ olun teşekkür ederim. Bu arada arıtmada durum ne? Side'de bir arıtma problemi var mı? Şöyle ki bizim turizm bölgesi olarak ilan edilmiş zaten. Tüm bölgelerde Side de bunun içerisindedir. Bütün arıtma testleri planlanmıştır. Özellikle Side'nin iki yöne bir Sorgun arıtmaya, Titreyen Göl arıtmaya bir tarafı da Kumköy arıtmaya dönük iki tane arıtma tesisi vardır. Matap Turizm Altyapı İşletme Birliği bünyesinde. Bütün şebekelerimiz bitirilmiştir. Side'de hiçbir şekilde bir atık su denize ya da bir başka noktaya bırakılmamaktadır. Yani buradan izleyicilerimize Side'ye tatil amaçlı gelen turistler evet. ve yerli kendi evet. vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kesinlikle. Denize girip çok rahat bir şekilde denizin zevkine ve tadına varabilirler kesinlikle. Diyebiliyoruz. Bazen, biraz bazı zamanlarda, evet olsun doğruyu konuşalım ama bazı zamanlarda arıtma tesislerinin işlemesi noktasında sıkıntılar olabiliyor. Biliyorsunuz ki bizim bütün arıtmalarımız biyolojik arıtma. Evet. Bazı zamanlarda ısı dengesi, nem oranı, bakterilerin kıyıldığı, öldüğü dönemler olabiliyor. Bu dönemlerin haricindeki tüm dönemler kontrol altındadır. Sayın Başkan, Side'nin girişinde bir kapı var. Evet. Çok dar bir kapı. İşte karşıdan araç geçerken beklemek tarihi zorunda. Tarihi eser. Tarihi kapı. Evet. O alanı da trafiğe kapatmayı düşünüyor musunuz? Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir insanı peşmürde çünkü, haldeki bir insanı iyi görünüme sokabilmek için önce hamama sokacağız. Güzelce bir yıkayacağız. Hangi hamam? Türk hamamı, Fin hamamı? Saç tıraşını yapacağız, sakal tıraşını yapacağız. Ondan sonra ölçüsüne, bedenine, fiziğine uygun elbiselerini seçeceğiz ki ondan sonra diyebileceğiz. Bak ne kadar güzel bir yakışıklı bey veya güzel bir hanımefendi diyeceğiz. Şimdi Side ile ilgili konulara baktığımızda trafik gerçekten büyük bir sorun. Bu genel keşmekeşin içerisinde bir parça. Bunu söylemekteki amacım şu. Side'deki tarihi eserler, taşlar, o yol kenarındaki küçük küçük evler, o tarihte evet. kullanılan şeyler. Biliyorsunuz egzoz emisyonlarında Doğru. sıkıntı var Türkiye'de. Evet. Ve bu sera gazı yayılması sebebiyle tarihi yapılara zarar veriyor. Doğru. Kararmaya sebebiyet veriyor. Bu açıdan sordum. Yani trafik keşmekeşi açıdan Doğru. daha geride durabilir. İnsanlar o zaman zaten şöyle söyleyelim. Seviyor. Trafik sakal tıraşı. Ama saç tıraşı var, hamam var, elbise var değil Hepsi mi? Hepsi sırayla. Bakın Side bir dönüşümü yaşıyor. Bizim iktidara gelmemizle birlikte, seçilmemizle birlikte Side artık farklı bir boyuta doğru taşınıyor.
Bu boyut planlı, her türlü plana uyan, hukuka uyan, kanuna uygun bir şekilde kenti tekrar görmek, tekrar elden geçirmek noktasında. Biraz aslında önce söylediğim birçok kentin bu sizin söylediğinize ihtiyacı var. Bakın biz tarihi İstanbul'un da ihtiyacı var. Tarihi Kentler Birliği üyesiyiz. Bugün Tarihi Kentler Birliği bütün bu kazanımların bilinçlendiği, o ortamın yaratıldığı çok güzel bir birlik. Hem Türkiye'de hem dünyada çok örnek çalışmalar yapıldı Tarihi Kentler Birliği'nde. SİDE de Tarihi Kentler Birliği'nin bir üyesi. Biz Tarihi Kentler Birliği'nden de aldığımız destekle, bunu da burada ilan edebilirim, Aralık ayının 11-12-13'ünde SİDE ve Alanya merkezli Tarihi Kentler Birliği yapılacak. Biz ev sahipliği yapacağız. Burada bazı bilimsel toplantılar ve geziler düzenlenecek. Biz SİDE'nin hem geçmiş tarihini hem de bahsettiğim Girit dönemi sivil mimarisini ayağa kaldırabilecek projeler hazırlıyoruz. O zaman Airport TV'yi ve turizme dair programını o tarihte konuk olarak davet ediyorsunuz. Tabii ki davet ediyorum. Şimdiden buradan bekliyorum. Ekranlarda bu sözü aldık, evet. Sizden. Pilot bir proje uyguluyoruz. Bu yıl SİDE Eski Köy Meydanı dediğimiz alan imar planına, koruma amaçlı imar planına uygun bir halde yasal boyuta geliyor. Orada bir halka dönük sosyal yapının gerçekten canlandığı eski köy meydanı havasını artık tekrar aradan 20 yıl geçtikten sonra insanların hizmetine sunabilmeyi planladık. Uygulamasını biraz da bu kış başlatıyoruz. Dönüş, ataya, evet, saygı, evet, ve geçmişe ama sahip bilinç, çıkma. Bilinçli bir şekilde bilimi, teknolojiyi kullanarak bütün bu ihtiyaçları ön planda tutarak eskiye dönüş. Yoksa karanlığa dönüş anlamında değil. Eski tabii ki her zaman kötü değildir. Eski her zaman kötü olarak algı, evet, ama eskinin çok iyi tarafları var. Onlar da bizim ağacımızın kökleri gibi düşünüyoruz. Tabii muhakkak biz de aynı yerden ulaşmak mecburiyetindeyiz. Tartışılmaz yani kimse. Evet. Köklerini kimseyle, evet, tartışmak. Bir de bu bizim güzellikler, köklerimiz, bu zenginlikler bize yalnız ait, bize ait değil, tüm geleceğe ait. Tabii. Yani bunları da bizden sonraki nesillere bu bilinçle onlara aktarmak mecburiyetimiz var. Peki SİDE merkezindeki eğlence merkezleriyle ilgili de herhalde bir projeniz var diye duyduk. Evet. Onları da o bölgeden uzaklaştırma. Çünkü ben yurt dışında bulunduğum dönemlerde bu tür tarihi yerlerde ses düzeyi yüksek işletmelere müsaade edilmiyor. Evet. Yaklaşık 10 sene önce ziyaret ettiğim bazı ülkelerde. Bunları toplu halde genel alanın dışında başka bir yerde toplayarak orada yani hem tarihi mekanlara zarar vermemesi açısından hem de güvenlik kaygısıyla bu şekilde bir yapılanma var yurt dışında. Siz de böyle bir şey düşünüyor musunuz? Böyle bir şey düşünüyoruz. Zaten size de bugün itibariyle baktığımızda eğlence sektörü belli bir seviyeye gelmiş durumda. Ancak tabii ki sizin bahsettiğiniz kaygılarınıza katılıyorum. Tarihi eserler içerisinde bulunan bazı yerler de var. Biz buralarla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Ruhsat aşamasında bunların ruhsatlarını iptal edip tarihi eserin olmadığı noktalarda bir çarşı oluşturarak, bir sokak oluşturarak bu işleri çözmeyi planlıyoruz. Turizm dediğimiz zaman eğlence sektörünü zaten bundan uzak tutamayız. Tutamayız. Ama eğlence sektörüne de turizmi boğduramayız. Belli bir standarda getirilmesi, evet, bu gerekiyor. Hassas sadece eğlence değil, yiyecek içecek, gastronomi, evet, aynı şekilde, evet, dükkan dediğimiz tabiri caizse alışveriş merkezlerinde hepsinin belli bir standartta olması gerekiyor ki bunu biz turistler için değil kendimiz için yapmak, evet, zorundayız. Bu bir dönüşüm dediniz biraz önce. Evet. Bence biz ilk önce kendimiz için yapmak zorundayız. Yani kendi kapımızın önüne bakmak zorundayız. Sayın Başkan, sormak istediğimiz çok şey var. Sizin de zamanınız çok fazla yeterli değil. Zahmet ettiniz, zaman ayırdınız. Teşekkür ederim. Geldiniz ama bu arada bitirmeden önce bir soru daha sormak istiyorum. Hamama sokmak gerekiyor, tıraş etmek gerekiyor, evet, saçını taramak gerekiyor dediniz. Sorumuzun cevabını tam olarak alamadık. Evet. Trafiğe kapalı alanı nereye kadar getireceksiniz? Bu soruda ısrarcıyız. Bunu duymak istiyoruz. Tamam. Bizim şu anki yani büyük planımızda şu var. SİDE Yarımadası koruma amaçlı imar planına uygun hale getirildikten sonra trafik problemi diye bir şey kalmayacak. Bugün SİDE'nin problemi şudur. SİDE'de SİDE'nin taşıyabileceği kapasitenin çok üzerinde yapılaşma yapılmıştır. Evet, evet. Kaçak yapılmaya mahkum bırakılmıştır. SİDE bu bunların hemen hemen hepsinde ruhsatlandırma çalışması yaptınız mı? Şimdi biz pilot, özellikle mesela pilot bölgelerle bunu pilot yapacağız. Pilot bölgeden ziyade şunu da, evet, bu arada ekleyeyim. Süremiz de daralıyor. Yıldızı olmayan tesisler ve işletmeler, Turizm Bakanlığı'na bağlı olmayan tesisler. Belediyeden herhangi bir iş yeri açma ruhsatı tamamlamasında veya bu tür işlemlerle ilgili olarak işletmeleri herhangi bir şekilde uyarıyor musunuz?
Çünkü sonuçta herhangi hiçbir belge ve evraka sahip olmadan otelcilik veya pansiyonculuk yapmak, biliyorsunuz artık günümüzde tabiri caizse, uygun değil. Değil, evet. Bizim belediye belgeli pansiyonlarımız ve apart otellerimiz hepsi belgelidir. Yani bu yönde bir sıkıntımız yoktur ama sıkıntımız şuradadır. Antik kent içerisindeki bu sidenin taşıyabileceği yükün fazlası yüklenmiştir. Biz bunu